şu an ülkede bütün kadınların hissettiği, temelde hissettiği sorunu bu 18, 19, 20 yaşlarındaki genç arkadaşların, genç kadın arkadaşlarının tamamı can korkusuyla yaşıyor. Kayka yurdunun arka tarafına tabii o çocukların da geçişi günlerdir eylem sürecinde olduğunu herkes biliyor. Fakat duyulmaması için de her şey yapıldı. Bunu da ifade etmek isterim. Kız çocukların sesini duymak istemiyorlar. Kız çocukların yaşadıklarını duymak istemiyorlar. Biz bütün kadın platformu bileşenleriyle birlikte üniversitenin önünde zaten eylemdeler kızlar. Bütün süreç, bütün gözler orada. Fakat bu eylemliklerde talepleri var. Çocuklar can güvenliğimiz yok diyor. Karanlık her taraf. Defalarca biz bunu ilettik. Duraklar sadece belli saatlerde iki tane saat dilimi verdiler. O iki saat dilimi dışında dersler devam ediyor ve ders çıkışları devam ediyor. Bir karanlık yerde akşam araçlar, yüksek sesli müzik, alkol kullanan tipler. Yurdun o karanlık yerindeki bölümde çünkü yukarıya kadar bir mesafe, 10 dakikalık bir mesafede başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Bizim geçiş yolumuz. Başımıza eğer tek başımıza asla yürüyemiyoruz. Bir kız arkadaşımız, hiçbir kız arkadaşımız inerken veya çıkarken tek başına asla inemiyor ve çıkamıyor. En az 4-5 tane kız arkadaş aşağı ve yukarı hareket edebiliyoruz yola çıkmak için. Neden? Diyor ki her an yüksek sesle küfürler, tüm cinsiyetçi küfürlerden. Tüm bunları içerek, araçların kapılarını açarak araçlara davet etmeler. İfade ettiklerini tekrar ediyorum burada. Hakların tamamının ışıklandırılmasını, yurdun karşısındaki tüm bölümün aydınlatılmasını, kamera yerleştirilmesini, otobüs saatlerinin, üniversitenin ders saatleri saat başı otobüs istemleri var. Ve otobüs duraklarının, KYK yurdunun kızların inebileceği ve mesafenin KYK'ya girişin ders çıkışları olduğundan dolayı saat başı otobüs istiyorlar. Kimlik ibrazı çok istenmediği için içeri hiç görmedikleri tiplerin zaman zaman girdiklerini, bulundukları yaşam alanlarında oturduklarını ve taciz edildiklerini ifade ediyorlar. Bu korku iklimi ekildi. Çocuklar korku içinde, kızlar korku içinde başladılar hayata. Korku içinde devam edecekler. Siz nasıl bir iklim ektiyseniz biçmesi ağır olur. Siz ülkenin yarısını yok sayarsanız, ülkenin yok sayarsanız, mutluluğunu, kızların mutluluğunu elinden alırsanız, kadınların mutluluğunu elinden alırsanız, güvenliğini elinden alırsanız, bununla ilgili tüm cezaları gözlerine baka baka geri çekerseniz ve sıfır tolerans diye bunu ifade ederseniz, bunun gerçeklikle alakası yoktur. Sıfır tolerans dediğiniz yerde cinayetten, sur cinayeti denen süreçten sonra etkili bu toplum oldukça etkilendi. Sokağa çıktıkları zaman tehdit edildiklerini, asla çıkmalarını, zaten KYK yurdunun yukarıdaki yurttan çocuklar oturma eylemindeymiş. Asla aşağıya inmelerine izin verilmemiş. Çocuklar yurttan çıkarken onlarca tehdide maruz kaldıklarını bize ifade ettiler. Tehdit altında bir yaşam, güvenliksiz bir yaşam altındalar çocuklar.